Evet arkadaşlar, bugün sizden gelen kötü yorumları okuyacağız. Aslında çok kötü yorum yoktu. Yani böyle eleştirisel yorumlar vardı. Onları okuyacağız, cevaplayacağız. Cevaplayabildiğimiz kadar. Evet. Başla abi. Merhaba, hoş geldiniz bu arada. Merhaba. Başla. Neden sürekli aynı elbiseleri giyiyorsunuz? Bunu Nasiye sormak lazım. %90 aynen. Benle Nasiye geliyor evet. Bu soru. Artık şişman arkadaşımız kendisine elbise için sponsor buldu. Bir tek harbi benim, buldum ama. Ha. Yani benim elbiseler aynı. Şöyle söyleyeyim, direkt hemen cevaplayayım. Ben son 3-4 ay içinde inanılmaz kilo aldım. Yani 30-40 kilo rahat almışımdır. Birden aşırı kilo alınca elbiselerim hiçbir olmamaya başladı. Yavaş yavaş böyle bütçem yettiğince elbise almaya başlıyorum. Yani kendimi acındırmak istemiyorum, yavaş yavaş alıyorum. Bir de şöyle bir şey var, birden zayıflarsam bir sürü elbisem var, onu da düşünüyorum. Yani birden kilo aldım, o yüzden dikkat edeceğim. Ki Recep İvedik 7 seri olacak, sürekli aynı gömlekle çekti. Adam başarılı ama ben haftada 2 defa giyince göze geliyorum. Demek ki dikkat etmem lazım. Skeçlerde sürekli aynı müzikleri kullanıyorsunuz. Bıktık ya, bıktık. Doğru söylüyorum ama hakikaten bıktık da. Ama eğlenceli müzik ya. Eğlenceli alakası yoksa evet, telif hakkına takılıyoruz. Yok, bu bizim kullandığımız müzikler güzel ama. Abi her gün pilav yersen pilav sana güzel gelmez. Arkadaş haklı. Şöyle bir sıkıntı var. YouTube'da telif hakkı olduğu için sürekli müziği değiştiremiyoruz. Çok sevdiğim müzikler oluyor, telif hakkı doğuyor. Birkaç tane müziğimiz var. Onları kullanıyoruz YouTube için tabii. Facebook ve Instagram'a müzikleri değiştiriyoruz. Ya elimizden geldiğince dikkat edeceğiz ama dediğim gibi telif hakkına takılmamak için yani aynı müzikleri sürekli kullandığımız da oluyor. Dikkat edeceğiz. Gerekirse kendi müziğimizi kendimiz yapacağız. Yanlış mıyım hocam? Evet hocam. Olabilir. Evet, hemen bir sonraki eleştiriye geçeyim. Geç abi. Profil resmini değiştir artık demiş bana. Bence değiştirme. Gayet bence iyi. Değiştirme. Yani hakkını yiyorsunuz bu adamı. Ya sıkıntı yok. Şimdi sana o resim artık Halimler. Biz sayfanı izliyoruz lan kevreye gelin. Ya ben şahsen bir sayfa veya birini takip ederken çok takılmam böyle şeylere de. Belki de resim çok gıcık bir resim. Yo, gayet samimi resim. Bazılarına samimi geliyor, bazılarına da gıcık alıyor. Daha güzel bir şekilde çekebilirim o resmi. Yani ekip olarak da çekebiliriz ama profil resmi şu kadar olduğu için bu kadar kişiye ancak böyle çıkmaz. Gel sen de öne. Şöyle olmamız lazım. Böyle Rıdvan bilirsen Rıdvan Allah için bir uzak. Böyle olmamız lazım. Sayfa ismi neden Rıdvan Kevrek? O kadar kişi oynuyor. Sen kendi ismini katmışsın. Milleti kullanıyorsun yazmış. Ya, sen ben cevaplayabilir miyim? Evet. Ben cevaplayayım sana. Arkadaşlar dur, sana da şu dakika vereceğim Nasir. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sayfa Rıdvan kurdu. Mesela bugün ben varım. Yarın Nasir yok. Bugün ben olmam. Mustafa olmaz. O yüzden Rıdvan her zaman olacağı için sayfa ismi sabit kalması lazım. Ceren'in borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Bura çöp var. Bilmem ne var. Anladın mı? Mesela bugün Rıdvan, Serhat, Nasir, Mustafa diye yazsa ertesi gün bir şey oldu, ayıldık. Ya sayfa bir daha sürekli isim değiştiremez. Benim tahminim böyle. Şimdi ben sayfa Rıdvan Kevrek olarak açtım. Nasih arkadaşımız geldi, dahil oldu. Video çekmeye başladık. Daha sonra Serhat geldi. Şimdi Nasih geldiğinde sayfayı değiştirip, Serhat geldiğinde ismini değiştirip, Dedocan geldiğinde ismini değiştirip, Cüneyt abi geldiğinde ismini değiştirirsek bu sayfanın ismi benim donumdan daha fazla değişmiş olacak. Ki ben bayağı don değiştirdim. Yani sürekli şey değiştirmek istemiyoruz, isim değiştirmek istemiyoruz. Nasıl başladıysak o, yani şu an bu sayfada Serhat bugün var, yarın işi yok. Çıktı Serhat gidebilir. Aynen. Nasin mesela yarın başka bir şey çıktı gidebilir. Gitmeyecek tek adam benim. O yüzden sayfanın ismi Rıdvan Kevrek olarak kaldı. Tamam, değiştirmiyoruz. Dediğim gibi bu sayfa açılırken Rıdvan Kevrek olarak açıldı. Mesela şişman arkadaşımız bir kanal açacak. Allah'ın izniyle beni geçeceğine inanıyorum. Yemek kanalı açtığı zaman. O zaman da şişmanın kanalına ben konuk olduğumda şişman sen bu kanalı niye ortak isim yapmıyorsun falan. Diyemeyiz. Yazmayın, herkesin kendi kanalı olacak. Bilmiyorum anlatabildim mi? Abi videoların çok kısa, hemen bitiyor. Uzatın biraz. Ya normalde kısa öz izlerler ama arkadaş böyle çok vakti var galiba izlemek için. Seviyor demek ki. Belki de seviyor. Ya bir de konudan konuya değişiyor. Bir konu olur uzatabilirsin, bir konu olur kısa kalmak zorunda kalır. Mesela diyor ki o altın videosu kısa olmak zorundaydı. Kısaydı ama iyiydi yani, çok iyiydi. Şimdi tutup bunu geliş gidiş gelinin nasıl karşını çekersek o video 1,5 saatte olur. Ya videoyu uzatmaya çalışsak mesela herhangi bir video. Dün çektiğimiz 2 dakikalık videoyu 1,5-2 saatte çekerdik. Ama dediğim gibi video nerede bitmesi gerekiyorsa orada bitiyor. Ayrıca şöyle bir şey var. Bir video ne kadar uzun olursa YouTuber'lar diyeyim veya YouTube'a video atanlar, içerik üretenler daha fazla para kazanıyor. 1 dakikayla geçen de söyledim. 10 dakikalık video arasında 10 kat fark var. Ben bu soruyu yanıtlamıştım. Yani bizim amacımız güzel bir video olsun. Yani nerede bitiyorsa orada bitsin. Yani 1 saat sonra bitecekse 1 saat sonra bitsin.
59 saniye sonra bitecekse 59 saniye sonra bitsin. Aynen öyle. Önemli olan videonun uzun veya kısa olması değil, güzel olması. Mesajı aktarabilmektir size. Aynen. Bravo lan Mustafa. Müşkeli. Abi konuşmalarınız anlaşılmıyor. Hiçbir şey anlamıyorum yazmış yoruma. Bu benim nasıl için geçerli. Benim için de olabilir. Ya ben ki normal hayatta da ben bile yapmıyordum. Mesela şey de şey. Bak diyemiyorum. Re. Rize'nin R'si. Ben kelimeye göre senaryo geri değişiyor. Sürekli dönmüyor diyor. Neydi? Ökreş Cibran onu desene. Ökreş Cibran oğlu diyor. Bir rol geldi. Arkadaşımızın anlaşılmama sebebi bazen peltek veya halk dilindeki tabirle laloş olması. Oğlum laloşla alakası yok lan onun. Şişman arkadaşımızın da abi, kelime yutuyor. Kelime yutuyor. Yok kelime yutuyor bırak sanmışsın mı? Ben sözde konuşma eğitimi almaya başladım. Daha düzgün bir Türkçe'de karşınıza çıkayım diye abi konuşmadan artık anlaşılmıyor. Sen kamera arkasında olabildiğince hecelen mesela. Konuşmalarınız. Babacım, adam bana konuşma eğitimi veriyor zaten. İşte neden anlaşılmıyor? Bulmuyor. Kelimeleri biraz kullan. Sen tembellik yapıyorsun. Konuşmalarınız yazıyor. Konuşmalarınız yutuyorsun. Kelime yutuyorsun yorulmamak için. Halbuki istesen yaparsın. Bunu abi dikkate alacağım. Dikkate alacağız. Adam. Şöyle bir şey var. Daha da sakin olacağız. Şişman arkadaşımız 1-2 videodur kelimeleri net söyleyebilmek için yavaş okuyor. Bu sefer de Flash TV gibi oluyor. Ona dikkat edeceğiz mesela. Konuşmalarınız anlaşılmıyor diyecek ya. Konuşmalarınız anlaşılmıyor. Böyle flash oluyor. O yüzden senin bir an önce harbiden konuşmanı düzeltmen lazım. Abi eğitim alıyoruz. Ne yapayım ben? Benim gitmem aldın mı? Gel eşya bakma. Yok seninki normal. Belki normal. Doğal evet, yani. Bu sayfa neden büyümüyor Allah aşkına yazmış bir arkadaşımız. Duygularımıza tercüman olmuş. Aynen öyle. Sence vallahi neden büyümüyor Mustafa? Abone olun abi. Yapacak başka bir şey yok. Abone olacaksın. Aynı seçim çalışmaları gibi gidip millete tek tek telefonlarla göstereceksin şeyleri, videoları. Abi şöyle bir şey var. Biz videolarda genellikle sayfamıza abone olun, beğenin falan demiyoruz ama insanlar da unutuyor. Çok izleyen var abone olmadan veya çok izleyen var beğenmeden. Yani ara ara böyle söyleyeceğiz. Ona da kızmayın. Yani şu an beğenip bir tane de yorum yazarsanız, bir de abone olursanız belki 50 bin olabiliriz. İlk etapta 50 bin olarak ondan sonra Allah kerim yavaş yavaş büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Rıdvan Kevrek, neden figüran gibi hep arkada? Başrol olmazsa takipten çıkarım sizi. Bunu kaç kişi yazmış? Oğlum çok merak ettim ya. Birkaç kişi yazmıştı son videoda. Ama niye biliyor musun? Sansürüm niye? Hakikaten bazı videolara bakayım yani şey olur ya. İsmini yok denecek arkadan kadar. Arkadan böyle çekirdek çiftliğe yürüme sanılır olur ya. Şey mesela şu an motorla biri geçiyor. Aynı onun gibi. Aynı onun gibi. Şöyle anlatayım ben. Ben videoları yani yazdığım zaman o videonun güzel olması için elimden geleni yapıyorum. Benim oynayıp oynamamam benim için sıkıntı değil. O videonun güzel olması benim için önemli. Çoğu zaman bakıyorum senaryoya, bana hangi rol uygunsa onu oynuyorum. Çoğu zaman da geri planda kalıyorum ama dediğim gibi video güzel olduğu zaman benim için bütün her şey hallolmuştur yani. Aynen. Ama yavaş yavaş öne de geçeceğim. Efendim bu soruyu ben sana soracağım çünkü kanalın video konudaki beyni sensin. Ben sana söyleyeyim bu eleştiri. Diyor ki bir arkadaşımız veya bazı arkadaşlarımız bu tarz boş videolar size yakışmıyor. Şimdi bu videoyu ben şeyin altında görmüştüm. Tenekede tavuk işte kuyu kebabı işte soruları cevapladı. Ama söyleyeyim. Bu tarz videoları boş bulan bir kitle var. Tabii skeçe göre boş bulan bir kitle. Biz kendimizi skeç olarak tanıttık. Skeç olarak tanıttığımız için şu an bu video bile çoğu kişi için boştur. YouTube'da ne kadar dolu video var önce onu bir tartışmak lazım. Yani şeye girdiğin zaman, keşfete girdiğin zaman ne kadar dolu video var onu bir görmek lazım. Onun haricinde şunu söyleyeceğim. Ben de isterim her gün skeç çekmek ama her gün skeç çekeceğim diye kaliteyi düşürmektense 2 günde aynen, 3 günde bir skeç çekip bu tarz mesela size göre boş ama ben en azından arkadaşlarımla yan yanayım, sohbet ediyoruz. Bir şey için oturup konuşuyoruz. Yani sürekli skeç de sıkıyor. Yani sıkıyor. Sıkmaması için elimizden geldiğince değişik videolar yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey de var. Başlığa baktığınız skeç değil. Sana hitap etmiyor. Sen onu izlemezsin. İlla bizi seven bir kitle vardır bu videoyu izleyen. Boş deseniz de bu tarz videolar olacak. Çünkü mesela bugün skeç yok. Yani ha deyince de olmuyor. Olmayınca da mecburen değişik videolar çekmek istiyoruz. Sayfa boş kalmaması için. Bu kadar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar karşınıza çıkma dileğiyle takipte kalmayı unutmayın. Şöyle bir şey var. Eleştiri her zaman için iyidir. Kendimce çok eleştiri gördüm.
bana yazan o eleştirileri gördükten sonra kendimi düzelttim. Hatasız skor olmaz. İlla ki herkesin bir hatası var. Biz video çekerken yani 5 dakikalık izlediğiniz videoda belki 5-6 saat uğraşıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Bize yaptığınız her yolun bizim için çok önemli. İyi ya da kötü. Bu bizim kendimizi değiştirmemize yardımcı oluyor. Bizi takip edip yorum yapmak destek olabilirsiniz. Saygı duyuyoruz yaptığınız her yolum için. Gel! Üçünüz gelin. Geç geç. Gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mert. Yok. Abone olun lütfen. Hepinize Allah'a emanet olun. Evet abi, hatta böyle bir tane videoda böyle tükürüyorsun turnayı. Böyle yapıştırıyor, diyor ki Antalya'da deprem oldu, diyor ki kimin evi yıkıldı. O da diyor ki abi kim sizin evi yıkıldı. Bak, onu bu abi diyor. Öyle diyor. Bu abi hatta bir tane takım elbiseyle patrondu. Öyle gelmişti. Bir tanesi bu. He? Toldar Serhat Bilmen. Yusuf İnan. Sen de konuş. Arkadaşlar lütfen Kevrek kanalına abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. İnşallah, inşallah. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye.